Yani devlet yönetimi budur. Budur işte. Yani biz mesela muhalefet olarak hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Devlet yönetimi budur diye bu beyefendilerin vatandaşa tavsiye ettikleri şeyleri bu dev ekranlar kurup vatandaşa diyeceğiz ki hükümetiniz 20 yıldır ayakta tuttuğunuz arkadaşlarınız size diyorlar ki mevsimli mevsimi siz sebze yemeyin. Bu tefecileri başka türlü dize getiremeyiz biz. Bunlar bostan korkuluğu yani biz bunlar hükümet diye seçmedik bunlar bostan korkuluğu. Bunları efendim mevsimli mevsimi sebze yemeyeceksiniz. Kaloriferlerinizin peteklerini kısın. Bu döviz lobisi, bu doğalgaz lobisi, kömür lobisi. Bu alçaklar devamlı fiyatı yükseltiyorlar. Bunları terbiye etmenin yolunu bulduk biz. Kısın peteklerinizin ayarını. Enerji doğalgazı yakmayın. Eskiden eskiden neyle banyo yapıyorsanız derelerde mesela. Bayburt'ta Çorum'un kenarlarında var. Vatandaş böyle soğukta o vücudu da diri tutar o işler. Çok mühimdir bunlar. Bu yeter ki bu döviz lobisi, yeter ki bu kömür lobisi, yeter ki bu sebze meyve lobisi, bu tefeciler, bu alçaklar dize gelsinler. Yemek yemiyoruz. En son ben söyleyeyim arkadaşlar ihmal etmiş olabilirler. Peygamber Efendimiz kıtlık yokluk zamanlarında taş bağlarlarmış. Ashabı bir taş bağlarsa kendi üç taş bağlarmış midesine baskı yapsın diye. Efendim oruç tutmakta o da çok sağlıklıdır. Hatta diyetisyenlerin tavsiyeleri var. Sadece suyla böyle 2-3 günlük tutulan oruçlar karaciğer falan da temizliyormuş. Bak bunlar falan da çok faydalıdır. Yani böyle kriz zamanlarında bu arkadaşlara tavsiye ederim. Böyle vatandaşın karşısına çıksınlar böyle tek tek de olmaz. Toplu olarak çıkacaklar. Diyecekler ki bak Peygamber Efendimiz oruç tutardı. Efendim taş bağlardı. Efendim şu anda bazı diyetisyenler de orucun zaten pazartesi, perşembe zaten peygamber nasihattir ama bunu haftaya da yayabilirsin. Ne önemi var? Aralıklı oruç yapabilirsiniz. Tabii ki aralıklı oruç. Zaten karbonhidrat, zaten ekmek. Şimdi pahalanıyor. Ekmek de biliyorsunuz fırıncılarımız çok büyük eziyet çekiyorlar. Bağırıyorlar ki biz maliyetlerle ekmek üretemez hale geldik. Efendim ekmek de zaten insan sağlığına zararlıdır. Doktorların açıklaması var. Yani beyaz ekmek insan sağlığına inanılmaz da önleyici tıp şeyine girer bu. Yani bunu bir hükümet perspektife çevirsin. Ekmek yemiyoruz kampanyası. Bu un lobisi de dize gelsin. Bu artık bu bahsedilmez bir şey. Şimdi bu kabil bir algoritma. Yani televizyonda bu komedi filmlerinde olsa hani insan buna tebessüm edebilir. Ama 20 yıldır kişi başına geliriyle, üniversiteleriyle, efendim üretimiyle, dünyada parmakla gösterilebilir bir ülke, rekabet edilemez bir ülke haline geleceğiz de başlamış yol. Bakın şimdi nereye geldi? Yemeyin. Efendim tasarruf edin falan. Ya bu artık millete hakaret şeyine geldi.